Merhaba arkadaşlar, benim kanalıma hoş geldiniz. Bu hafta aslında çok fazla video çekmek istiyordum ama sınavlarım ve ödevlerim yüzünden motivasyonumu, enerjimi kaybettim. Resmen beni yani illallah ettirdi okul. Neyse, öyle olunca video çekemedim ama kanalımı da bir hafta boş bırakmak istemedim. Önceden çektiğim videolar vardı. Spor salonuna gittiğimde çok fazla video çekmiştim. 2 tane ekstra videom birikmişti. Ama sonra korona yüzünden spor salonları kapanınca dedim ki ben bunları şimdi yayınlarsam insanlar faydalanamaz zaten. Neden yayınlayayım ki? Ve spor salonları açılana kadar bekleme kararı almıştım. Ve spor salonları açıldı. Ben gitmesem bile. Video biraz acemi. Çünkü ilk çektiğim videolardan. O yüzden yargılanması yani gerekmiyor. Yargılamayalım lütfen. Daha güzellerini çekerim ileride. Full body workout, yani bütün vücudunuzu çalıştıran bir antrenman. Eğer spor salonuna gidiyorsanız yapmanızı kesinlikle öneririm. Çok güzel bir antrenman. Öyle. İlk hareketimiz barfix. Bu hareketi yaparken başlangıçta kullandığım şu videodaki kullandığım lastiği kullanmıyorum. Kendi başıma çekmeye çalışıyorum. Ama sonra yorulduğum için ve setleri çıkaramayacağım için bu lastiği takıyorum. Bu lastik de benim jimimde olan bir lastik. Normalde böyle çember şeklinde değil ama ben onu bağlayarak o şekle getirdim. Büyük ihtimalle sizin gittiğiniz spor salonlarında da vardır. Benim gibi kullanabilirsiniz. İkinci hareketimiz ise şınav. Şınav çekerken başlangıçta normal hani herkesin çektiği gibi çekiyorum ama sonra yorulduğum için inerken normal, çıkarken dizlerimin üstünde çıkıyorum. Bu da çekebileceğim şınav sayısını aslında ileride arttırmış oluyor. Yani beni güçlendirmiş oluyor. Siz de eğer tam olarak çekemiyorsanız böyle yaparak güçlenebilirsiniz. Eğer hiç böyle yapamıyorsanız direkt dizlerinizin üzerinde yapın. Şu an yaptığım gibi. Üçüncü hareketim seated good mornings. Bu hareket beli, kalçayı ve karın kaslarını çalıştıran bir hareket. Sırtınızın düz olması önemli. Boynunuzun da düz olması önemli. Hafif kiloyla yapabilirsiniz. Şimdiki hareketimiz de squat press. Bu hareketi yeni başlayanlar yapmasınlar. Sakatlanabilirler diye düşünüyorum çünkü. Squat'tan kalkınca shoulder press'e geçiyoruz direkt. Hatta kalkarken geçmiş oluyoruz. Beşinci hareketimiz squat shift. Bu hareketi ben de yeni öğrendim. Bacaktan bacağa geçerken kalçamız aynı hizada olacak. Yani kalkıp tekrar inmiyoruz. Her zaman tension'ı tutuyoruz. Harekette hep tension var. Yani yukarıya doğru çıkmayın. Lateral düzeyde ilerleyin. Sıradaki hareketimiz box jumps. Bu hareketi yaparken biraz kardiyo gibi kalp atışlarımız hızlanıyor ama aynı zamanda da bacaklarımız güçleniyor. Tabii ki herkesin spor salonunda bu kutulardan olmayabilir. Bizimkine de yeni geldi zaten. Ancak varsa bu hareketi deneyebilirsiniz. Şimdi dumbbell squat yapacağız. Bu hareketi yaparken dumbbell'ı yukarıda tutmamın sebebi eğer aşağıda tutsaydım dumbbell yere değerdi ve yeterince aşağıya eğilemezdim. Siz de benim gibi yukarıda tutun ya da ayağınızın altına yükseklikler de koyup aşağıda tutarak yapabilirsiniz. Bacaklarınızı da olabildiğince açın, ayaklarınızı çapraz bir şekilde dış yöne doğru yöneltin.
sonra karın egzersizlerine geçtim. Birinci hareketim karında hanging leg raise. Bu hareket zor bir hareket. Eğer tam olarak yapamıyorsanız tek bacak yapabilirsiniz. Ya da bacaklarınızı düz yerine böyle biraz bükük bir şekilde kaldırabilirsiniz. İkinci karın hareketim ise cable crunch. Bu hareketi yaparken bacaklarımızın olabildiğince sabit olması gerekiyor ve böyle belimizi bükerek hareket etmemiz gerekiyor. Karnınızı hep sıkın. En aşağı geldiğiniz zaman da birazcık bekleyin. Sonra yukarı yavaş yavaş çıkmaya devam edin. Ben idman bitiminde eğer kendimi hala iyi hissediyorsam amuda kalkmaya çalışmayı seviyorum. Bu hareketi bir türlü öğrenemedim. Çok zor bir hareket bence. Neden bu kadar zorlandım bilmiyorum. Tabii ki sonrasında esnemeniz gerekiyor eğer vaktiniz varsa. Çünkü ağırlık kaldırmak insanın vücudunun esnekliğini çok düşürüyor. Kas katı kalıyorsunuz. Ve eğer vücudunuzu tekrar esnetmezseniz de sakatlanabilirsiniz. Zaten hareketleri yapacak esnekliklere de ihtiyacınız var. Mesela squat'ı esnek olmadan yapamazsınız. Aşağı kadar inemezsiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. 1000 abone olduğum için de aşırı mutluyum. 1000 aboneye özel bir video gelecek kesinlikle. Yapmam lazım bunu yapmazsam. Neden YouTuber'ım ki yani, değil mi? Evet, yapacağım bunu. Aşırı mutluyum ya. Bugün 1000 abone oldum çünkü yani mutluluğumu yüzümden görebiliyorsunuzdur. Birkaç haftadır çok mutsuzdum. Video da çekemiyordum. Sürekli okul kafamdaydı çünkü. Şimdi mükemmel. Sizi çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Bye bye.